İyi günler sevgili çocuklar. Ben Mati Logoreti İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni Yüksel Pamak Okçabol. Dersimiz Türkçe, konumuz yabancı özel adların yazımı. Geçen dersimizde yazım kurallarını görmüştük. Bu derste de yabancı özel adlar nasıl yazılır onları görelim. Yabancı özel adların yazımı. Latin alfabesini kullanan dillere ait özel adlar özgün biçimleriyle yazılır. Beethoven, Byron, Cervantes, Chopin, Descartes, Grimm, Müller ve başka. Osmanlı döneminde dilimize giren Batı kökenli kelimeler Türkçedeki yaygın biçimlerine göre yazılır. Napolyon, Napoleon, Cenevre, Geneve, İrlanda, Ireland, İsveç, Sweden, Londra, London, Münih, München, Marsilya, Marsilya. Yunanca, Rusça ve başka dillere ait özel adlarda uluslararası geçerliliği olan Latin harfli yazımlar esas alınabileceği gibi Türkçe'de yaygınlaşmış biçimlerde kullanılabilir. Bu tür özel adların yazımında kelimenin özgün yazımına dikkat edilmelidir. Aristoteles, Aristo, Herodotos, Herodot, Sokrates, Sokrat, Venizelos, Karamanlis vs. Arapça ve Farsça özel adların yazımı. Türkler tarafından kullanılan kişi adları Türkçedeki söylenişine göre yazılmaktadır. Örnek: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Ömer, Rıza, Saadettin vs. Aynı isimlerin Araplar ve Farslar tarafından kullanıldığı belirtilecekse yumuşak ünsüzler korunur. Bu imla bilimsel çalışmalarda da kullanılabilir. Örnek: Ahmet, Bedreddin, Fuat, Muhammed, Necmeddin, Saadettin vs. Arapça ve Farsça yer adları Türkçe söyleyişe göre yazılır. Örnek: Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Bağdat, Cidde, Halep, İsfahan, İskenderiye, Medine, Mekke, Şam, Şiraz ve başka. Latin alfabesini kullanan milletlere ait özel isimlerin yazılışı. Yabancı özel adlardan türemiş akım adlarıyla dilimizde eskiden beri Türkçe biçimiyle kullanılan kişi ve yer adları Türkçe söyleyişe göre yazılır. Bunların dışındaki yabancı özel adlar özgün imlalarıyla yazılır. Bu kelimelerdeki özel karakterler ve işaretler de mümkün olduğunca dikkatle yazılır. Yunanca adların yazımı. Yunanca isimler Yunan harflerinin Latin alfabesindeki karşılıkları kullanılarak yazılmaktadır. Örnek: Homeros, Herodotos, Sokrates, Aristoteles, Platon. Görüyoruz, bunlar hepsi Türkçe, yani Latin alfabesiyle yazılmış. Bazıları dilimiz söyleyişine uyarlanarak kullanılmaktadır. Örnek: yukarıda gördüğümüz gibi Herodot, Sokrat, Aristo, Eflatun, Pisagor vs. Rusça adların yazımı. Rusça isimler Rus harflerinin Latin alfabesindeki karşılıkları kullanılarak yazılır. Örnek: Çaykovski, Gogol, Tolstoy. Ancak Moskova kelimesi dilimizde Moskova olarak kullanılmaktadır. Rusçadan alınan bazı kelimelerin orijinal yazılışı. İşte bunu da örnekte Dostoyevski ve Çehov olarak görüyoruz. Çince ve Japonca adların yazılışı da şöyle. Çince ve Japonca adlar Türkçe'ye yerleşmiş biçimlerine göre yazılır. Fakat kişi isimlerinde tire kullanılır. Şangay, Tokyo, Hiroşima, Osaka, Sun Yat-sen, Lin Yutang, işte bunları da örneklerde bu şekilde görebiliyoruz. Evet sevgili çocuklar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Gelecek ders görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.